Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerin huzurunda olsun. Uşaklarımız, kanalımızı da kıtanlar ekranımız olsun. Öltürülgen yaki gayip bulgan ticaretçiler. Xitay tajovuzchilarining uyg'ur xalqini tubdan yo'qotish suiqasdi eng qattiq ijro qilinayotgan shu kunlarda oz bo'lsa-mu orqa-orqadan o'ltirilgan yoki yo'q qilib etilgan tijoratchilarning kimligi ularning chet eldagi urug' tuqqanlari yoki do'st-birodarlari tomonidan oshkorlanmoqda. Egallagan uchurlarimizga ko'ra Qashqar viloyatidagi eng cho'ng gelam savdogarlaridan biri bo'lgan Tohir Mejit 2017-yil 9 oyida Xitoy tomonidan tuyuqsiz jazo lageriga olib ketilgan bo'lib, bu yil 2018-yil 9 oyida lagerda o'ltirilgan. Jastimo oilasiga berilmagan. Uning tunishlarining aytib berishicha, u intayin qavul, salomatligi nihoyat yaxshi kishi bo'lib, Qashqar viloyatining har qaysi yezi bozorlariga top parchi gelam sotishdan boshqa hech qanday ishga aralashib boqmagan ekan. Uchurini olgan ikkinchi kishi bo'lsa Qashqar viloyatlik yezi egilik mahsulotlari shirkatining qurg'uvchisi Said Inoyatullah Muhammad Ali bo'lib, u 2018-yil 3 oyining o'tirlari tutib ketilgandan buyon izdiriki yo'q. U ko'zga ko'ringan tijoratchilardan bo'lib, ilgari Xitoy o'mak tashkillab Amerika qatorliq davlatlarga elib chiqqan tijoratchilarning ichida bor ekan. Uchinchi kishi bo'lsa Qashqardagi eng cho'ng teri shirkati mas'uli Gollandiyada inson shunoslikda o'qigan Tursunjon Bakri 2018-yilning 5-dan buyon tutib ketilib, izdiriki bo'lmagan. Uning ayoli Qambargulmo 2017-yil 4 oyida lagerga olib ketilgandan buyon hozirgacha izdiriksiz. 4-chi kishi bo'lsa Qashqardagi tunilgan telefon zapchastlari tijoratchisi Abdulkim Yasin bo'lib, 2017-yil 4 oyida lagerga olib ketilgandan buyon hozirgacha izdiriksiz. Uning bir tuqqan akalaridan Abdul Ahad Yasin, Abdurrahman Yasin, Abduqayyum Yasin qatorliqlarimi oilasi bilan birlikda lagerga olib ketilgan. Bu munosabat bilan kan qarindoshlarimizni urug' tuqqanlari va do'st-birodarlari haqida erishgan ma'lumotlarni axborotga oshkorlab, ularning Xitoy tomonidan untinsiz yo'q qilib etilishiga qarab turmaslikqa, qo'lidan kelgancha ularning izdirikini qilishga chaqir qilamiz. Qumliqda maxfiy lager bayqaldi. 24 oktyabr BBC to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Angliya radio shirkati Sharq Turkistonning Qumliqda maxfiy lager bayqagan. Xabarda Angliya radio shirkati xodimlari 2015-yil 7 oyining 12-chi kuni sun'iy hamro orqali tortgan surat bilan 2018-yil 4 oyining 22-chi kuni tortgan suratni selishtirganligini 2015-yil 7 oyining 12-chi kuni sun'iy hamro bilan tortilgan suratda hech qanday uyning iznosi bo'lmagan qumliq manzarasi bor ekanligi, biroq 2018-yil 4 oyining 22-chi kuni tortgan surati bo'lsa, yangi qurilishning ko'ringanligini, qurilish atrofida 2 km uzunlikda qo'rshav tomining borligini, qo'rshav tomda 16 o'rinda qorovul xonning borligini bayqagan. Xabarda yana mazkur lager Davonching bozoriga yaqin o'rinda bo'lib, Ürümçi bilan bo'lgan oraliqqa 1 soatlik yo'l ekanligi, muxbirlar amaliy tekshirish uchun Davonching bozoriga berib, lager bor o'ringa qarab minib o'zini o'tmay, bir qismi puxrochi kiyingan, bir qismi saqchi kiyimi kiygan saqchilar muxbirlarning orqasiga tushib olganligini. Muxbirlar lagerga yaqinlashib, mashinani to'xtatgan hamon ularning keyiniga ergashgan saqchilar muxbirlarga apparatlaringizni yig'ishtirib tez ketinglar. Bu yerda to'xtashga bo'lmaydi deb qo'g'ilayotgan. Shundaqdimi muxbirlar mazkur lager ichidagi binolarning hammasining 4 qavat ekanligini ko'rganligini bildirgan. Saxtiliqdan oshkorlangan haqiqat. 21 oktyabr Kommunist partiyaning zuvani bo'lgan Yarshari vaqti gazetasining bosh muharriri Xo'shijin yasalma xabar tarqitaman deb haqiqatni oshkorlab qo'ydi. Yaqinqi kunlardan buyon g'arib allarining Sharq Turkistondagi jazo lagerlarini ayiblashiga qarshi soxta tashviqotlar bilan raddiya berib kelayotgan Yarshari vaqti gazetasining bosh muharriri Xo'shijin soxta xabar tarqitish uchun Xotan va Qashqar shaharlariga borgan. Bir qancha kun ichida atalmish kasbiy tarbiyalash markaz nomidagi lagerlar haqida soxta suratlarni tortish davomida Qashqar va Xotan shahridagi odamlar lager va turmalarga tutqun qilinish sababidan cho'ldarab qolgan odamsiz ko'cha va masjidlarni suratga tortib Sharq Turkistonning haqiqiy vaziyat ahvolini oshkorlab qo'ygan. Xabarda Qambarxon Abdug'ini ismli 3 yoshlik o'g'li bor bir ayolni tanishtirib, u ayol yo'ldoshi bilan birga Keriyadagi bir tarbiyalash markazida tarbiyalanayotganligini,
Qambarxon Abdug'ininin 3 yaşlıq balısını qoyub, həftədə 6 gün atalmış tərbiyələş mərkəzi deyə atalğan orunda işləyidiganlığını ilgiri sürgən Xoşecin, onun 3 yaşlıq oğlunun nələrdə turduğanlığını yoki ballar lagerdə ikənlikini düşəndirüşdən özünü qaçırğan. Xoşecin yana rəsmdə Xotan şəhərindəki qədimi çoğ camədə namaz oquvatqanlarının rəsmini tarqıtıman deyə camiyedeki azlap ketken hemmisi yaşınıp kalgan bir sep cemaatinin namaz okuğan ve camiyedin çıkıvatkan sürütün tarqatkan. Xoşecin bu suretler arkalık uylamagan yerden lagir ve türmelerge tutkun kılını sebebinin 2 yıl ilgirki kaynak camilerinin çölderep kalgan suretleri hem de cami aldıdaki kaynak yolunun kuruhtulup kalganlıkıdan ibaret hakiki ehvalini aşkarı kılıp koygan. Xoşecin yana Qashqar şəhərindəki atalmış tərbiyələş mərkəzi namidəki lagerlər haqqında saxt xəbər tarqıtıman deyə adam qalmağan köçələrinin rəsmini tarqıtıb Qashqar şəhərindəki xalqın Xitay təcavüzçüləri tərəfindən kəng köləmli tutqun qılınış səbəbindən qaynaq köçələrinin quruqtulub qalğanlığından ibarət reallığını aşkarlab qoyğan. Amerika paraxodlarımızın Tayvan boğazından ötüşü xalqaralıq qanunğa uyğun dedi. Xitay rejimi bayanat elan qilib, Amerikani bir Xitay siyosiy prinsipiga amal qilishga chaqirdi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Xitay tashqi ishlar ministri bayonatchisi Hua Chunying axborot elan qilish yig'inida Amerikaning USS Curtis Wilbur va USS Antietam nomli ikki harbiy paroxodining Tayvan bo'g'izidan o'tganligini yaqindan ko'rsatayotganliklarini eskartib, mazkur masaladagi andishalarini Amerika hukumatiga yetkazganliklarini bildirdi. Bayanatçı Hua Chunying Tayvan meselesinin Xitay zemin bütünlüğü ve iyilik hukuku çetildiğinliğini, şunaqlı Tayvan meselesinin Amerika-Xitay münasibetlerde en muhim ve sezgür mesele işgeliğini tekitledi. O mundaq dedi, Amerika'nın bir Xitay siyasetine emel kılışı çağırırız. İki devlet münasibetleri ve Tayvan boğazlığı ziyan salması için, Washington hükümeti Tayvan'a münasibetlik meselelerde dikkat kılışı gerek. Amerika'nın iki harbi paraxodi tünügün Tayvan boğazlığından ötken idi. Amerika Devlet Müdafiye Ministerliği Pentagon 5 projektlik bina bayanatçısı Rob Mann'ın bu axta toxtalğanda iki hərbi paraxodumuz xalqaralı qanunğa uyğun. Burundan davamlaşıbatqan Tayvan boğazından ötüş hərəkətini əmələ aşırdı. Paraxodlar Tayvan boğazından ötüb Amerikanın ərkin və qatnışı ravan Hindi Tiniç Okean rayonu məsələsinə köngül bildiğanlığını göstərdi dedi. Beijing rejimi bir Xitay siyasətini təkidləb xalqaralı cəmiyyətdə Xitayğa faqat özlərinin vəkillik qıldığanlığını ilgiri sürüb Tayvan müstakillik ilan kılgan takdirde zorluk güç işiltişi mümkünlükini eskertip gelmekte. Amerika-Xitay münasibeti en tövən seviyeye düştü. Erkin Asya Radyosu'nun haberde bildirilmişçe, Amerika hükümeti bilen Xitay otursu devamlaşıp atkan sodu ve teknolojiye talaş tartışları hem Xitay'nın Amerika siyasetini kalemekan kılışkı urunuş namında ayıplanışıdınken, dünyadaki mezkur iki çoğun iktisadi devlet arasındaki münasibet Suğuk uruş devredeki en tövən seviyeye düşüp kaldı. Amerika Birleşme Agentliğinin 23 oktyabrdaki makalesinin malum buluşça, Amerika Taşkışlar Ministeri Mike Pompeo'nun baha sözü Xitay Kündülük gezisi tarafından nadan ve yaman gərəzlik deb tənqid qılındı. Xəbərinin beşidə Amerika Muavin Prezidenti Mike Pence'nin 4 oktyabr günü sözlügən nutqının Amerika'nın Xitay'a qaratqan soğudu stratejisi iştirak kılıçdın qarışlıq körüstüşke ötkərlikini körüstüb birələydiğən En roşan ve yukarı seviyelik bişaret işkerliki alahidi yurtup berilgen. Xaberdiyene Miami Üniversitesi'nin siyaset şunaslıq pelleri okutukçisi, Xitay siyaseti mutakhasisi Jun Tufil Dreyer'nin sözü nakil elinigen. O mundaq digen, hazır Amerika'nın Xitay'a bolgan köz karışı asman zemin özgerdi. Onun bildirişçe Xitay rejimi Karamakka işki devlet arasındaki soğudu ve köçmenler siyaseti, Ma'arif qatarlıq cihetlerdeki bağlanışlarının yerikleşip getiştiğin katlıq ensireydiğinde görünsü mü, Əminiyyəti hazırkıdak yeni bir vəziyyət astıda onlar özüge payidlik və münasib tədbir qollanışını bəkirək xal edikən. Xəbərdiyənin Xalqara Krizis Qrupısının Şərq-Şimali Asiya bölümünün ali dərəcilik məsələçisi Michael Kovrig'nin köz qaraşdırma bayan qılınğan. Onun bildirişçə, Amerika-Xitay münasibəti 1989-cu ildəki Tiananmen vəqəsindən keyinki ən naçar nöqtəyə kilib qalğan ikən. O, bu ixtilaf bəlkim dövlətlər ara mədəniyyət toqunuşu bolmaslığı mümkün. Amma bu siyasi, iqtisadi menfaat ve tüzüm arasındaki uzakka süzülgen bir tokunuş degen. Diplomat Tory dünyanın Xitay'nın medeniyet kırgınçılığına yol koymaslıkı ündüdü. Erkin Asya Radyosu'nun haberini bildirilmişçe, yakında Diplomat Tory'a Xitay'nın medeniyet kırgınçılığı ve devletinin vicdani namlıq bir muhakeme makalesi besilgen olup,
Onda Xitayning Sharq Turkistonda yurgizayotgan madaniyat qirg'inchiligi va hokim mutlaqlik tuzumi muhokama qilingan. Maqolaning boshlanmasida Amerika Davlat Majlisi qarmoqidagi Xitoy ishlari komiteti e'lon qilgan yillik dokulat tilga olingan. Dokulatda Beijing doirlarining Sharq Turkistondagi asosliq millatlarga qarata yo'qotish xarakterlik irqiy qirg'inchilik harakatini yo'lga qo'yganligi ta'kidlab o'tilgan. Maqola avtori Ben Lawson mazkur maqolasida Xitoy raisi Xi Jinpingning Mao'zedong davridan meros qolgan irqiy quritish programmasini davomlashtirayotganligini nuqtaliq eskartgan. Uning bayonlarida ma'lum bo'lishicha 1 milliondan ortiq odamning atalmish jazo lagerlariga qamalishi Xitoyning irqiy quritish tarixidagi intayin zo'r miqdordagi sani hisoblanadigan. Maqolada yana Washington Post gazetasining Sharq Turkistonga qarata xalqaroliq tekshirish olib berish haqidagi talabi ham tilga olingan. Maqola avtori mazkur taklifga qarata o'z ko'z qarashini bayon qilib, agar dunyo bundaq vaziyatni izquvlab tekshirmasa, bu Xitoyning irqiy tozalashiga yo'l qo'yganlik bo'lib hisoblanadiganligini alohida eskartgach, xalqaroni tizdin harakat qo'llanishga undagan. Ben Lawson shu qatorda yana Amerika Davlat Majlisiga taklif berib, Xitoy irqiy tozalash harakatini to'xtatquncha uningga ig'ir iqtisodiy jazo qo'llanishning munosibligini ko'rsatib bergan. U yana munularni qayd qilgan. Xitoy rejimiga qarata hamma cheklamini birli vaqtda ijro qilish balkim amaliyotga uyg'un bo'lmasligi mumkin. Ammo Amerika Xitoyga jazoning ta'mini tetish uchun vaqt berishi kerak. Ben Lawson maqolasining oxirida butun dunyodagi demokratlarga chaqiriq qilib, Xitoyning besimiga uchrayotgan Uyg'ur, Qozoq va boshqa asalliq millatlarni qo'g'dashni haqiqiy amalga oshirishga, Xitoyning qilayotgan xatoliklari uchun qo'l qo'shtirib qarab turmaslikka da'vat qilgan. Xitoy chuqum yirginishlik mingiyush lager sistemasini bekor qilishi kerak. Uyg'ur agentligi e'lon qilgan Washington Post gazetasidagi maqolada Xitoyning Sharq Turkistonda millionlagan musulmon uyg'urlarni tutib turish, ularning mingisini yuvish, qariniyatini yoshirish uchun yangicha ijtimoiy munosabat lagerlarini qurib chiqdi. Bir yildan ortiq sukut va parch-purat dokumentlardan keyin Xitoy oldimizdagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq ahvolini baholashda zamonaviy asrdagi yig'ib olish lagerlarini yoshirishga tirishmoqda. Biroq bu vahshiylarcha kishilik huquq dafsandichiligiga yaltiroq yopqandan boshqa natija bermaydi. O'tgan hafta hukumat televiziya kanali Xinjiangning inoqligini maqtadi va bir sinf uyg'ur o'quvchilarining "Men qonunga bo'ysundigan puhra" temasidagi Xitoycha dars o'qiyotganligini ko'rsatdi. Birlashma agentligining muxbiri xabar qilingan videodagi atalmish ta'tillik texnik tarbiyalash markazlari sinflarida kam deganda 5 tani kuzatkichi apparat borligini eskartgan. G'arblik kishilik huquq faoliyatchisi o'xshash sinfda 4 tani mikrofonning borligini ko'rsatgan. Bu asboblar tutqun qilish markazlarining sirtida Uyg'urlarni va Sharq Turkistonda yashayotgan boshqa etnik guruhlarni nazorat qilish uchun keng ko'lamda o'rinlashtirilgan kuzatish apparatlarining borligini yaxshi aks ettirib bergan. Xitoyning 1.1 million kishini solab qo'yish va ularni majburiy tarbiyalashi ilgariki har qanday choralardan eshib ketdi. Xitoy bu qattiq bostirishni terrorizmga qarshi turish deb aqladi. Ammo barliq alomatlar asli nishon etnik uyg'urlarning islom dini madaniyatini yo'qotish, Xitoy tili va kommunist partiya ideologiyasini singdirish ekanligiga dalolat qilmoqda. Xitoy ularni baxtiyor zamin deb tunishtirmoqda. Davlatlik Xinhua xabar agentligi atalmish Xinjiang hukumatining raisi Shohrat Zokirni ziyorat qilganda, Shohrat Zokir uyg'urlarning erkin holda til o'rganish maktablari va ta'tillik tarbiyalanishga qatnashayotganligini chin turdi. U ziyorat davomida oshxonalarda har xil tamoqlar tayyor, yotoqlarda radio, televizor, havo tanishguch, muncha, hojatxonalar to'liq o'rinlashtirilgan dedi. Bu aniqlik quruq gap. Amerika parlamenti ijroiya komitetining 10 oktyabr Xitoy to'g'risida bergan qo'lyozma dokumentida lagerlarning qayta tarbiyalash o'rinlari ekanligi, majburiy tutilgan kishilar bilan to'lib ketganligi, ichida majburiy xor o'qish, nachar tamoq, qiyin qistoqqa elish, suv turmasi, uyqusizlik, kiyim kechki yetishmaslik qatorliklarga duchor ekanligi ko'rsatilgan. Agar atalmish Xinjiangdagi qayta tarbiyalash markazlari haqiqatan gunohsiz ta'tillik maktablar bo'lsa, Xitoy darvozasini cho'ng ochib xalqaroning tekshirishiga ruxsat qilishi kerak. Mustafa Dastici Turkiya parlamentida Sharq Turkistonni kun tartibga elib keldi. 24 oktyabr Buyuk Birlik partiyasi raisi Mustafa Dastici apandi Turkiya Buyuk Millat Majlisi so'z qilib, Turkiya Buyuk Millat Majlisidan Sharq Turkiston masalasi haqida yig'in ochib, Xitoyning zulmiga qarshi turishni talab qildi.
O sözüde Şarkı Türkistan'da tarihte yüz vermeyen irki kırgın buluvatkan bir peyitte, İslam elleri ve Türk dünyasının Xtay bilen kılıvatkan ticaretinin buzulışıdan korkup, Xtay'nın bastırışını körmezki salgallıkı bizni azaplamakta. Milyonlarca halkını bir bütün iskenciye algan hakimiyet köz aldığımızı tursa, bizden ün çıkarmayı durup gelişimiz asla mümkün emez dedi. O sözü diyene Şarkı Türkistan Türklerinin din ögünüş, toy kılış, perzent görüş katarlık addi hukuklarının tartip elinişi, milyonlarca Uygur kızının mecburi yurtlardan sürgün kılınıp, zavut ve etizlerde işiltilişki başlıgallıkı, terbiyeleş merkez namedeki uğurlarına tutkun kılınıp, kırgın kılınıvatkallıkını körmügüde karığı bulup kaldık mı? Biz kün tertipki keltürvatkan zulümlerini Amerika'nın bizge oynayan siyasi oyunu da bahane tepivatkallarını körmektemiz. Xitayning qirg'in qilish, sababsiz bo'zaq qilish qilmishlariga uchrayotgan millionlarcha Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni qanday qilamiz? Bizning rost bilan yolg'onni ayirish o'lchimimiz Xitoy bilan Amerikaning raqobatiga bog'lanib qoldimi? Yana bir tarafdan ikki davlat orasidagi bu raqobat Sharq Turkistonda yuz berayotgan bu tragediyani yepishqi yetamdi. Bu insonlardan so'rig'im keladi. Siz Amerikaning tarafidami yoki Xitoyningmi? Yoki insonningmi yoki vijdonningmi? Xalq alam aldida qonunsiz qirg'in qilishning sababi nima? Musulmon bo'lganligimi yoki turk bo'lganligimi? Siyosat va tijorat qilish uchun bu qirg'inchilikka quloq yupirib olishinglar, ko'rmas bo'lib olishinglar sizlarni zolimlar bilan bir o'ringa qo'ydi. Buni unutmasliginglar lozim. Nahaqchilikka sukut qilgan shaytondir. Hurmatli millat vakillari, dunyodagi yuksak o'rnimiz va turk va islom dunyosining boshlamchi davlati bo'lish sifatimiz bilan afsuski Turkiyada Sharqi Turkiston uchun yuqori ovoz anglayolmayotimiz. Axborot parvosiz, parlament parvosiz, ijtimoiy tashkilotlar parvosiz, shundoqli to'liq afsuski millat vakillarimizning ko'pinchisi parvosiz turmoqda. Dunyoda boshqalarga qilgan yordamida oldingi o'rinda turgan Turkiya Sharqi Turkistonga kelganda quloq yupirib oldi. Biz qandoq bahonamiz bo'lishidan qat'iy nazar Sharq Turkistonga yordam qilishimiz kerak. Har qandoq birlashma yig'inlarda Sharq Turkiston masalasini kun tartibga elib kelamiz. Shuning uchun Buyuk Birlik partiyasi bo'lish sifatimiz bilan Turkiya Buyuk Millat Majlisini Sharq Turkiston masalasini kun tartibga elib kelish va Xitoyning elib berayotgan zulmlarini ayiblash uchun maxsus yig'in uyushtirishini talab qilamiz deganlarni bildirdi. Doğu Türkistan Türklerinin dillerini öğrenme, İnançlarını yaşama, evlenme ve çocuk sahibi olma gibi en doğal insan haklarından mahrum edildiklerini, 1 milyon Uygur kızının ailesinden zorla alınarak fabrika ve tarlalarda işçi yapıldığını, sadece Uygur kızları değil, Doğu Türkistanlıların kendi toprağında işsiz bırakılıp sürgünde köle gibi çalıştırılıp ve toplu katliamlara maruz kaldıklarını, eğitim adı altında milyonlarca Doğu Türkistanlı kardeşimizi kamplarda yaşamaya mahkum ettiklerini göremeyecek kadar kör mü oldu gözlerimiz? Bahsettiğimiz bu dramı son zamanlarda ABD'nin oyunu olarak bizlere sunma çabasında olanları da görmekteyiz. İddiaları bahsedilen bu olayların Çin'in güçlenmesini istemeyen ABD'nin uydurduğu haberler olduğu yönünde. Ölümü, acıyı, baskıyı, korkuyu bizzat görmüş ve yaşamış olan milyonlarca Doğu Türkistanlı kardeşimi nereye koyacağız? Yalanı ve doğruyu algılama biçimimiz Çin ve ABD rekabetine mi bağlanmıştır? Öte yandan iki ülke arasındaki bu rekabet yaşanan bu dramın üzerine örtmeye yeter mi? Bu insanlara sormak istiyorum. Siz kimin tarafındasınız? ABD'nin mi, Çin'in mi? Yoksa insanlığın mı, vicdanın mı? Hürmetli televizyon kuruluşlar, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki haberimizi görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah tavşırmız. Şuna kadar program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşlarıma köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.